Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'te Aralık ayının günlük giriş bonuslarını değerlendireceğiz. Birinci günümüz tecrübe desteği veriyor. Çöp. Çöp. İkinci gün eksen ışın regülatörü. Çöp. 20 tane olması çöp. Sonra destek veriyor, şey desteği. Nerede lan bu can desteği? Can desteği çöp. Çöp. Yüksek frekans çöp. Bölünme kristali 10 tane. Yani işte. Hasar desteği veriyor 6. gün. Sence Güzel. çöp mü? Fena değil. Eh. 5 Sonra. saatlik yolunması güzel oluyor. Aynen. 7. günde Black Light takipçisi veriyor. Bu İşte güzel. bu şahane. Bu ne işimize yarıyor? Bu şey. Prometheus lazer yapmamızda işimize yarıyor. Birleştir kısmında oyun içinde. Irinus'la birleştirmiyor muyduk? Yunus Kutlama mı? Evet. O zaman Prometheus Black üzerine. Light takipçisi ne işe yarıyor biliyor musun Yunus? Seni denemiştim aslında. Black Light takipçisi Black Light sandığını açmak için gerekli olan anahtarı yapmamıza yarıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonra 8. güne geliyoruz. 100 tane eksen ışın regülatörü veriyor. Bu da yani Gayet de güzel. gayet güzel. Bak 9. günde bekleme süresi desteği veriyor. Bunu ilk defa duydum. Ben de ne olduğunu Bekleme bilmiyorum. süresi yani neyin bekleme süresi? Mesela roketin bekleme süresi mi yoksa seprom atma ya da herhangi bir şey atma süresi mi? Onu da bilmiyorum. 10. gün 40 tane eksen ışığı çöp ve 11. gün Raw Mimesisiniz varsa çok Nemesis. güzel olacak. Aynen sadece görünüş bu arkadaşlar bu arada söyleyeyim yani farklı bir özelliği yok. Ama Bize çok havalı. aynen bayağı güzel gözüküyor. 12. günde de yine Blacklight takipçisi veriyor ve 13. günde ABL cephanesinden veriyor. Bu 10 cephane bin tane. BL haritasındaki yaratıklara daha fazla vurmanıza yardımcı oluyor. Ama 10 bin nazar yani hiçbir ihtiyacınızı karşılamaz. Öyle Aynen. söyleyeyim. Bayağı bir olması lazım. 14. gün kalkan desteği veriyor. İdare eder. Ve Rhinusk veriyor 15. gün. Bu işte Prometheus lazer İşte bu yapmamıza yarıyor. efsane. Bu 15. ile günde 23. günü alınca bir tane Prometheus ile denk geliyor. Çünkü 6000 tane de yapılabiliyor. Tabii Prometheus yapmak için daha fazla şey gerekiyor ama Aynen. Irinus'u elde etmek bir hayli zor. Direkt Aynen günlük öyle. girişlerden gelmesi güzel. Ve 16. gün 200 tane Air veriyor. Bu da güzel. Gayet güzel. Blacklight takipçisi veriyor 17. gün. Güzel. 60 tane eksen ışın regülatörü veriyor 18. İdare 19. eder. 1000 tane RSB kesinlikle çöp. Hiçbir işimi yani 1000 tanesi yaramaz bir işine. 20. gün şeref desteği. Yani Çöp. ve 21. gün. Oil. Indoktrine oil. Oil. Bu da mesela cyborg yapmanıza ya da geliştirmede belli bir seviyeden sonra geliştirmenizi yapmanızda yardımcı oluyor. 14, 15 ve 16 level'e genelde basarken İşinize Indoctrine yarayacak. Oil istiyor. 22. günde dağıtılmış hasar desteği. Bu da grup arkadaşlarınıza falan destek sağlıyor. Yine Rinsuk 23. gün. 24. gün efsane bence. Efsane. En güzellerinden biri. 600 tane air veriyor ki ben hepsini fullerim. Öyle diyeyim. Yani de ben de muhtemelen fullerim. Ve 25. günü zaten söylemeye gerek yok. En iyisi burada oluyor. Bu da Bo 3 O3. kalkanımız veriyor ve Tabii önceki ki ayın. premiumsanız. Aynen. Bir dakika onu söyleyeyim. Premiumsak da Frost Solace veriyor. Bu Ya da almaya değer mi? Bence değer yani. Normalde böyle tasarımları biliyorsunuz ki parayla satın alabiliyoruz. Hani ya da parayla premium olan, hem premium'u kullanın hem de aynen. solacı almış olun. Aynen. Yani premium olana daha güzel hediyeler gelebiliyor. Bo3 demişken önceki ayın günlük girişlerini full aldıysanız bu 5. Bo3'ünüz olacak. Oyunun size verdiği. Ki o da fazladan kalkan demek oluyor. 1250 mi fazlaydı bu ikiden? 1250 fazla. Yani 5 tane alınca gayet iyi. Beş Tabii tanesi. Sepron falan basmayı da eklersek. De geliştirdin mi? Oh mis. Aynen öyle. Öyle yani bu ay bence güzel. Yani şu Rhinus'lar olsun, Air'lar olsun. 24. gün olsun. Aynen. Baya güzel olsun, oldu yani. Bu ay da böyle. Son ay. Yılbaşı. Etkinlik olur büyük ihtimal. Öyle. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.